kırkından sonra botokslar yapılır falan filan. Ama bir tarafta şöyle benim duyduğum, bir de şu var. Eğer kırkından sonra yaptırırsan zaten iş işten geçmiş oluyor. Yavaş yavaş gitmek hangisi doğru olan? Kişinin duyarlılığı çok önemli. Testosterona duyarlılık yüksek olduğu zaman yüksekliği, orada reseptörler fazlaysa duyarlılık fazla oluyor. Fazla olduğu zaman o zaman testosteron yüksekliği daha çok etki ediyor. O zaman kel adamlar seksidir buradan mı geliyor? Saç ekimi nedir, nasıl? Zor bir süreç değil mi hocam ya? Beni fotoğraflarda adrenalinle dönüştür beni. Tam bunu söyleyecektim. Yani malzeme ortada. Hani oradan da sevabı. Bana benzemek için neler yaptı? Aynı mı oldu kız? Oldu mu? İkizim çünkü. İkizim. İkiziniz mi? O zaman zaten. Mesela bu yıl en çok hangi işlenme için geliyorlar size? Cildimize evde neler yapabiliriz? Burun estetiği olmadan, narkozu almadan, böyle burnun gözün morarmadan, dolguyla burun kaldırmak. Yaşamın Sesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu hafta da yine çok değerli bir konuğumuz Doktor Mehmet Faruk Yavuz, medikal estetik hekimi bizlerle beraber bizim sorularımıza cevap verecek ve çok aydınlanacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bana ne lazım? Direkt gireyim. Dur oraya başlama, daha oraya gelmedim. Hadi soracaklarımız var. Konu. Zaten hastalık odaya girdiği zaman direkt şunu sorar. Hocam bana ne lazım? Hocam kaç yaşındayım? Vücut kalitem nasıl? Yaşıma göre nasıl? Hep bu soruları sorarlar. Direkt. O da hakikaten... O zaman siz hazırlıklısınız. Sema'ya cevaplarınız hazırdır. Yani evet hazır. Sema'ya hiçbir şeye ihtiyacın yok mu? Tam onu da diyemezsin hocam. Yani şimdi şöyle, aslında ihtiyaç var yok şuna göre. Lazım mı değil mi şuna göre. Niye şuna göre diyorum? Kişinin yaşına bakmak lazım. Cilt kalitesine bakmak lazım. Ve yaşı neyi gerektiriyorsa ona göre bir karışım hazırlamak gerekiyor. Onu dedikten sonra şunları. Evet, mesela cilt kalitesi içinse şunları yapalım diyorum. Yok, hafif bir restorasyon lazımsa, bir volüm kaybı, bir eksiklik varsa, bir asimetri varsa acaba dolgu yapsak mı? Veya mimikleri çok kullanıyorsa... Yapsak mı? Hocam madem bu kadar açık girdik. Sanki botoks ilk etapta. Ben hiç botoks yaptırmadım bu arada. Aynen. Hiç yaptırmadım. Hatta geçenlerde konuşmuştuk. Hadi gidelim. Sonra bir tırstım. Çünkü şimdi botoks var. Böyle herkes şaşkın. Herkes ne sinirlendi, ne sevindi, ne hiçbir şeyi anlamıyorsun. Hmm. Öyle bir şey olacak diye de çok korkuyorum. Tabii insan korkuyor çünkü bir aynı fabrikadan çıkmış bir evet. Tek üretim gibi olması lazım. Ben çok mimik kullanıyorum. Tamam dur Sema. Sema'ya bir gerekenleri söyler misiniz hocam? Ben mesela hocam çok mimik kullanıyorum. Çok gülüyorum. O yüzden şuralarım. Ama onun da değişmesini istemiyorum. Gülerken böyle olsun istiyorum. Ya şimdi şöyle, aslında artık ilk botoks çıktığı zaman tamamen dondurma, öyle şey hareketsiz olma sanki botoksun amacını karşılıyor gibi zannediliyordu. Hı hı. Artık değişti. Yaklaşım da değişti. Hastaların istekleri de değişti. Şimdi istiyoruz ki aşırı kırışık durmasın ama mimikler de olsun, hareket de olsun, kendini ifade edebilsin. Tamamen tam nalına hem mıhına vuruyorsunuz artık. Aynen öyle. Maşallah. O yüzden tam ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman eğer kişi bazen diyor ki ben doğallıktan yanayım. Tabii ki biz de doğallıktan yanayız onu ama. Onu demeyen biri var mı hocam? Ben doğallıktan yana ama, değilim diyen biri çıktı mı karşınıza? Yok çıkmadı ama şöyle bir durum var. Bazıları diyor ki ben doğallıktan yanayım, hiçbir şey yaptırmayayım. O da yanlış. Çünkü kişi şu an yaptırmak istemiyor ama yıllar geçtikten sonra o oturan çizgiler ve oluklar botoksta daha zor açılıyor. Daha zor açıldığı zaman bu sefer daha mutsuz olur. O yüzden diyoruz ki hani abartmadan ama gerektiği zamanlarda hani bir tabir vardı bizim sektörde çok kullanırız. Küçük dokunuşlar diye. Küçük dokunuşlar. Yani palyaçoya çevirmeyeceksin. Küçük dokunuş yapacaksın. Daha doğal duracak. Yani Sema bir şey söylüyorum. Hocamızın tipi de maşallah. Evet. Şimdi bunu evet. Başka birisi dese hani ilk önce sen bir tipine bak dedin ama hocam da o deyince de insan evet diyor. Şöyle bilinen bir şey var ya hocam. Kırkından sonra zaten o yaşa kadar gerek yok. Kırkından sonra işte botokslar yapılır falan filan. Ama bir tarafta şöyle benim duyduğum, bir de şu var. Eğer kırkından sonra yaptırırsan zaten iş işten geçmiş oluyor. Yavaş yavaş gitmek hangisi doğru olan? Ben hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. Madem botokstan başladık, botoksu anlatayım. Kırkından sonra veya önce diye sınıflandırmamak lazım. Kişiye bakıyoruz. Hı-hı. Mesela bizim 22-23 yaşında bile hastamız var. O kişi mimik yapıyor mu yapmıyor mu? O kası kullanıyor mu kullanmıyor? Çünkü botoksun aslında yaşla pek ilgisi yok ilk etapta. Çünkü kişi o kası kullanıyorsa yavaş yavaş orada yer ediniyor demektir.
Dolayısıyla siz 40'a kadar beklerseniz çok derin oluklar ve oturmuş kırışıklıkları aşmak zor olur. Dolayısıyla orada kişiye bakmak lazım. Kişiye özel yaklaşım dediğimiz olay da burada başlıyor aslında. Yani, bakıyoruz. Kişi çok mimik yapıyorsa ve ileride yer edinme ihtimali yüksekse veya edindiyse çok derinleşmeden hemen başlamak gerekiyor. Daha küçük, kolay küçük, evet. Bizde bir laf vardı Sema'cığım tıpta. İlk önce onu öğretirler. Hastalık yoktur, hasta vardır. Aynen yani öyle. Orada da size kişiye bağımlı olarak gerekiyor mu gerekmiyor mu ona karar yani kişiye veriyorsunuz. Kişiye özel dediğiniz gibi bakacaksınız. Mesela tabii ki diyelim ki hasta 40 yaşına kadar hiçbir şey yaptırmadı. Ne botoks ne dolgu. Bundan sonra yaptırmayacak mı? Tabii ki yaptırır. O zaman da ona uygun yaklaşımlarla bir şeyler yapmak gerekiyor. Hocam siz aynı zamanda saç ekimiyle de ilgileniyorsunuz. Evet saç ekimi. Şimdi tabii Cenab-ı Allah size çok torpil geçmiş. Saçlar maşallah gümbür gümbür. Yani bir de bunun ben şeyden çok korkuyordum. Şimdi ben programları da biliyordum. Size. İyi çok şükür. Şimdi bir erkek için çok çok önemli. Çok çok kıymetli yani özellikle saç. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi gelecek hocamız acaba saçları nasıl? Şimdi saçları çok iyi değilse şimdi. O da çok önemli değil mi? Değil mi yani ne diyeceksin tabii. Adama? Yani kelin şey olsa başına sıra çok inandırıcı da olmazdı programın. O yüzden Allah'tan saçımız var. Allah'tan yani gayet de iyi. Evet, o yüzden şükrediyorum Allah'a gerçekten. Bir Sema ne düşünüyorsun bir erkekte saçı? Ya şimdi şöyle bir tabir vardı ya. Kel göbekli. Kel göbekli. Ha. Bu şeydir yani. Kötü erkek imajıdır. Öyle görünür. Hep evet. Öyle söylenmiştir. Doğru. Tabii ki bence saç çok önemli erkekte. Yani o yüzden zaten şu anda AVM'lere gidin bir sürü insan saç ektirmiş dolaşır. Aynen. Avrupa'dan, yurt dışından o gelenler. Türkiye'de anladığım kadarıyla çok iyiyiz biz bu aynen, işte. Aynen çok iyiyiz. Türkiye merkezi gibi. Bu Arap ülkelerinden gelenler inanılmaz çok yaptırılan bir iş. Ama ne kadar işe yarıyor, kimlerde işe yarıyor, kimler bunda başarılı olabiliyor? Mesela evet. Hiç saçı olmayan da saç çıkarabiliyor musunuz? Bunu yapabiliyorsanız karşımda konuşun. Ona göre yoksa konuşmayacağım falan. Nasıl hiç saçı olmayan derken sen? Komple saçı yok yani. Ya eğer bir kişide komple saç yoksa kompleden kastınız eğer iki kulak arası arka bölge donör bölgesi dediğimiz hı-hı. Yani verici alan dediğimiz saç ekimde kullandığımız kaynak yoksa tabii ki ekim yapılamaz. Hı-hı. O zaman bir kaynak olmaz. Şeyden alamıyoruz farklı yerlerden alamıyor hocam. Alınıyor sakaldan ama, falan. Alınır ama eğer şöyle sakal bölgesinden alınır ikinci bölge olarak sonra vücut bölgesinden de alınabiliyor. Ama eğer açıklığı çok fazlaysa onlar ve kurtarmıyor mu? Kurtarmıyor, sayı yeterli olmuyor ve biz bunları sakal olsun, göz bölgesine olsun ne zaman alıyoruz? Şöyle, buradan donör bölgesinden saç alıyoruz ama yeterli olmadığı zaman araları sıkılaştırma anlamda ve destek olsun diye sakaldan ve göğsten saç alıyoruz, grafitleri alıp hı-hı. Ekiyoruz. Ama tamamen hiçbir saçı yoksa buradan alacağınız miktar çok az olur. Evet. Buradan alacağınız miktar da çok az olacağı için şöyle üst tarafa koyduğunuz zaman bir anlam ifade etmiyor. Daha kötü bir görüntü oluyor. O zaman tercih etmiyorsun. Anladım. Tercih etmiyorsunuz. Testosteronu fazla olanın saçı dökülür. Dökülür. Doğru mu? Öyle yani mi? Şimdi doğru ama... Ne doğru mu? Doktorum ben. Yok, niye yok. Bana inanmıyorsun? Konuk söyledi. Konuk olduğu için sizi direkt... Niye bana inanmıyorsun anlamadım ben. Sizi direkt sonucu pozisyonu aldı. Dediği doğru doktor beyin de. Testosteron çok önemli. Tabii ondan da daha önemlisi şu. Kişinin duyarlılığı çok önemli. Testosterondan duyarlılık yüksek reseptör. Olduğu zaman yüksekliği orada reseptörler fazlaysa duyarlılık fazla oluyor. Fazla olduğu zaman o zaman testosteron yüksekliği daha çok etki ediyor. O zaman kel adamlar seksidir buradan mı geliyor? Ya öyle bir söylem vardı yıllar önce. Yani testosteronu çok fazla olduğu için hep göze oynaştı olanlar. Ya şimdi keller ya şimdi bak eğer bu konuya olmak... girersen bütün programı buna çevirebiliriz. Bak, istiyor musun böyle bir şey istiyor musun Sema? Yok istemiyorum. O zaman 2 saat konuşuruz. Ne 2-3 saat hocam bütün sezonu buna bağlayabiliriz yani. Ama dediğinde evet birazcık doğru. Adamlar işte atasözü yapmış ya. Evet. Ya benzini şelden şeyi kelden yani. Neyse hocam saç ekimi nedir nasıl zor bir süreç değil mi hocam ya? Saç ekimi zor bir süreç. Ben biraz bak buralara düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ama korkuyorum yani. Belki hafiften birazcık minnacık dikkatinizi çekiyor olabilir ama evet. Aslında belli bir yaşa kadar kişide ya vardır ya da belli bir yaştan sonra hafif bir açılanma olur. Bu hepimizde var. Hı. Şimdi baktığımız sizin açılanmanız aslında çok fazla değil. Ben böyle gelen hastamda diyorum ki çok can sıkıcı durumda değil. Bence kalsın hiç yapmayalım. Ama çok kafaya takıyorsa şöyle sizde baktığınız zaman belki yarım santim alınabilir hafiften öne. O. Yoksa biz hasta geldiği zaman ekim yapacağımız zaman biz de o açılamayı belli ölçüde yapıyoruz. Çünkü natürel görüntü bunu gerektiriyor. Gerektiriyor. Aynen.
Neyse ama yaptırayım biraz. Bence değil ya. Gerek yok mu? Yok bence acılı gerek yok. Acılı mı hocam? Çok acılı, acılı derken bir iş şöyle mi? Hani anestezi uyguladığın için lokal anestezi o yüzden çok rahat oluyor. O ilk bir hafta yaptıktan sonra. Yok yok ilk bir haftada değil. Yapıldığı zaman ilk bir iki gün böyle hafif bir ağrı falan hissedersiniz ama zaten onunla tedbir olsun diye ağrı kesiciler veriyoruz. Rahat geçiyor. Sadece işlem yaptığımız sırada tabii ki meşakkatli bir işlem. 6-8 saat süren bir işlem ortalama hemen hemen. Tabii ki açıklığa bağlı olarak değişir bu saat. Erkekte SMA şeyler çok önemli. Saç gerçekten çok önemli. Tabii çok yakın ki. Arkadaşlarım var saç ektiler. Yani çok değişiyor değil mi? Çok özgüvenleri kendine çok değişiyor. Geliyor. Hatta biz bazen hastalarımıza ekim yaptıktan sonra önceki hali kendisinin abisi bazen de amcası gibi duruyor. Gerçekten babası gibi duruyor. Yaşı o kadar aşağı çekiyor. İşlem dediğim gibi eskisi gibi değil artık çok yaygınlaştı ve Türkiye bu anlamda... Çok yapılıyor mu hocam ya? Çok yapan merkezler var. Onun önüne geçilemiyor mu? Onun bir belli bir sertifikasyon verilemiyor mu? Yani şöyle çok aslında yapan yer çok var ama burada önemli olan şu hastane ortamı, tıp merkezi ve klinik ortamı olması gerekiyor. Ve yapan kişilerin muhakkak sağlıkçı olması gerekiyor ve doktor kontrolünde yapılması tavsiye ediliyor. Niye doktor olması gerekiyor ve sadece doktor demiyorum? Çünkü bu bir ekip işi. İçinde anestezi teknisyeni de olur, hemşiresi de olur, doktor zaten olmak zorunda. Dolayısıyla bu bir ekip işi. Çünkü bunun greftin çıkarılması olsun, greftlerin ayrıştırılması, dizimi olsun. Ondan sonra bu kanalların açılması ve bu açılan kanallara bunların yerleştirilmesi hepsi bir ekip işi. Bu anlamda her aşaması zaten doktor kontrolünde olması gerekiyor. Artı bu bir ekip işi. Çünkü tek başına doktor da bu işi yapacağız. Kadınlardan yaptıran var mı? Var. Erkeklerde daha yaygın ama kadınlarda da var. Tek tük ama herhalde. Yani daha sık değil erkekler kadar sık erkekler değil. Erkekler kadar sık değil tabii ki. Kadınlar genelde nereye yaptırıyor? Kadınlar genelde lokal dökümeleri oluyor. Tabii ki yaygın dökümesi olanlar da oluyor ama genelde şu ön taraflardaki dökümelerden rahatsızlar veya bazıları yapısal olarak sonradan değil de yapısal olarak ön saç çizgisi eğer çok gerideyse alnım çok açık. O da beni rahatsız ediyor. Saçım topladığım zaman hepten yüzüm büyükmüş gibi kaygılarla geldikleri için, sorunlarla geldikleri için o zaman... Siz aynı zamanda medikal estetik de yapıyorsunuz. Evet medikal estetik. Şimdi ben çok detaylara girmeden şunu soracağım. Bu medikal estetik, yani özellikle kadınlar üzerinde konuşayım. Hastalar biraz zor mu? Zorluyorlar mı? Zor. Zor. Çünkü şu... Yani artık, şunu nasıl yapıyorsunuz? Ya kadın geldi, beklentisi çok yüksek. Beni şöyle yapıyor. Adrenalinle dönüşüyor beni. Tam bunu söyleyecektim. Yani malzeme ortada. Hocam benden adrenalin olur mu? Bunu direkt söyleyemiyorsunuz yani değil mi hocam? Önce siz olarak kalın, yani o adrenalin olarak kalsın. Nasıl kıvırıyorsunuz hocam? Ne diyorsunuz? Ya yani? Şimdi şöyle bazen hasta geliyor mesela. Biz bize geliyor. Kimse duymuyor zaten. Aynen kimse duymuyor. Zaten öylesine konuşuyoruz burada. Kamera. Aramızda. Şöyle söyleyeyim. Ya bazen hasta geliyor öyle bir şey istiyor ki yani kendisi de aslında olmayacağını biliyor veya nasıl bir dünya içerisine girdiyse diyor ki şunun gibi olur muyum? Ya baktığınız zaman o kişi gibi olma ihtimali neredeyse sıfır. Aynen veya, öyle diyor musun hocam? Öyle demiyoruz. Diyoruz ki siz bu halinizde siz bu şekle gelebilirsiniz. Çünkü... Olurun bu. Yani var belki görmüşsünüz. Evet olur bu. Belki görmüşsünüzdür televizyonda, haberlerde, gazetelerde. Şöyle olur bu demiyoruz hastaya. Yani bu arada boşuma geldi. Olur bu. Olur bu demiyorum ben tabii ki. Şimdi şöyle geliyor mesela haberlerde de görmüşsünüzdür. Çok ünlü birine işte Angelina Jolie şuna buna benzemeye çalışıp ve çok ucubeye dönmüş. Evet. Seri operasyonlardan geçmiş. Bir hasta vardı görmüşsünüzdür. Evet evet. Ya baktığınız gördüm. Zaman canavar gibi. Evet kesinlikle. Şimdi onlara onlar herhalde psikolojide problem var. Kesinlikle. Ya. Yani onun aynen bir eşi dostu anası babası yok. Bazısı da bağımlılık değil mi? Yani. Estetik bağımlı olanlar ya var. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki ünlüleri seviyoruz. Bu film sektörü olur, farklı sektörler olur ve severek Survivor Sema olur. Survivor Sema Hanım. Gerçekten hani oradan ben Survivor... Bana benzemek için neler yaptı? Aynı mı oldu kız? Oldu mu? İkizim çünkü. İkiziniz mi? O zaman zaten fabrika çıkışı öyle. Sen bir şey söyleyeceğim. Bir gün de onu programa şey yapsak. Olur. Güzel olmaz mı? Çok güzel. Aslında olur. Güzel de olur. Tam öyle ikiniz. Vallahi olur. Olur. Bir sağa bir sola bakarsınız. Ya bazen geliyorlar. Biz hastamıza diyoruz ki bakın siz bu şekilde değil de şunu şu eksikleriniz var. Bunları yaparsak kendinizi niye alıyorsun? Hani şunu söylemiştim. Ünlüleri seviyoruz tabii ki özellikle televizyonlarda izlediğimiz zaman. Ya ben iyi oyuncuları çok severim gerçekten. Çünkü filmi izlediğiniz zaman sizi alıp bir yerlere götürüyor. Sadece kendi oyunculuğuna, kendi karakter, büründüğü karaktere değil. Aynı zamanda orada yapılan, çekilen ortam olsun, ülke olsun, sokaklar olsun sizi o ruhu hissettiriyor. Ben onu seviyorum. Hı hı. Alıp böyle bir
ekrana baktığınız zaman film izlediğinizi veya dizi izlediğinizi unutuyorsanız o başarılı bir projedir bence. Bravo. Ve Survivor yarışmasını da ben hiç izlemiyordum. Benim oradan, benim orada arkadaşım da vardı, hastalarım da vardı. Onlar da görünce böyle bir bakayım dedim. Sonra baktım hakikaten güzel. Yani hani insan da çekiyor. Özellikle pandemi döneminde de daha da hepten böyle bir izleyisi geldi insanın. Özellikle Sema diye bir yarışmacı. İzlettiriyor hocam. Evet, böyle kalıyorsun yani. Yani normalde tabii bazıları iz bırakıyor, bazıları da gelip geçiyor, o da var. Bu çok onların... başarılı olamıyor ama yine izlettiriyor. Yani bir şey söyleyeyim, başarılı olan zaten iz bırakıyor. Başarılı olmadan yani bir dereceye girmeden iz bırakmak daha zordur bence. Yani onu başarabilmek ayrı bir şeydir. Mehmet Faruk hocam, siz çok iyisiniz işinizde, belli yani. Çok ya, güzel cevaplar veriyorsunuz. Hakikaten karşı tarafın gönlünü hoş tutuyorsunuz. Siz bu işi biliyorsunuz yani, hocam. Yani sağ olun. Bu kadar çok kadına muhatap olunca değil mi? Sağ olun, teşekkürler. Hocam bu kadar böyle soruları göğsünüzde yumuşak bir yapmak vallahi helal olsun. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Bu da meslek tasarımcısı diyeyim. Sağ olun. En çok bu mesela bu yıl, bu birkaç yıl içinde en çok hangi işlemle için geliyorlar size? Medikal estetik anlamda. Evet. Medikal estetik anlamda bu işin tahtında birinci sırasında liderliğinde botoks var. Çünkü artık estetik şeyine girmiyor. Bu bir ihtiyaç gibi. Kişi o şeyi gördüğü zaman hemen yaptırıyor. İkinci sırada dolgu var. Üçüncü sırada anti-aging uygulamalar. Anti-aging uygulama da şu, yaşlanmayı geciktirmek için. Çünkü biz hastamıza diyoruz ki, bakın dolgu, botoks tabii ki güzel, lazım ufak dokunuşlar ama kumaşı da unutmayın. Çünkü kumaşı unuttuğunuz zaman ileride yaptıracağınız dolgu, botoksun kalitesini de etkiler. O yüzden diyoruz ki... Hocamızın kumaşı da ya. Evet. Ben cildine bakıyorum. Maşallah. Hocam neler yaramış. Sanki kendimi hiç görmemişim gibi kameraya bakıyorum. Bana baksana hocamıza şeyini. Evet. Ha, sağ ol, teşekkürler. Ben bakıyorum bakıyorum, bir şey göremiyorum. Yani kendinize de mi yapıyorsunuz hocam? Kendime de yapıyorum. Evet, hani dolgu şey, dolgum yok, pardon, yanlış söyledim. Botoksum var. Şu an etkisi geçti. Tekrar tazeledim. Hocam hiç geçmiş gibi değil mi maşallah? Ya hafif şöyle hareket yapınca var tabii ki minnacık. Kendine hani, iyisini kullanıyor. bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda gerçekten hani burada kamera var diye konuşmuyorum ama gerçekten inanmadım, güvenmedim hiçbir ürünü, hiçbir hastamı kullanamıyor. Çünkü karakterim öyle. Ya hastaya bir şey yapacağınız zaman eğer o ürün iyiyse, kaliteliyse ve güvenilirse kesinlikle kullanmayı... Çünkü karşımdaki benim bir tanıdığım değilse de belki benim tanıdığım şu an başka ülkede, başka bir şehirde bir doktora gidecektir. Evet. O yüzden o da başkasının tanıdığı gözüyle bakıyorum. Çünkü evet, hastalığına diyorum ki önce sağlık, sonra güzellik, estetik. Yani ben bazen bazı hastalığımıza uygun değilse size asla yapılmaz. Ya ben hocam olsun bu sorumluluğu alırım. Hayır, bu sorumluluğu alma yetkisi, diploması bizde. Biz diyoruz ki hayır doktoruz, bu yanlıştır, bunu yapmayın. Bazı hastam var hani dolgu botoks için çok geliyor. Bir ara bir hastam var hale geliyor. Dolgu yani neredeyse ayda bir dolguya geliyor. Dur dedim, yapmayacağız dedim. Sonra aradım, biraz zaman geçiyor hocam, çok sağ olun. O sırada biraz iyi değildim. Resmen ben bir ucubeye dönüşecekmişim. Ya çünkü burada yönlendirmek lazım. Ya böyle olunca daha güzel oluyor hayat. Ya öbür türlü o tabii bana geldiği zaman yaptıracağı işlem benim bir işime yaramaz ki, bana bir şey de kazandırmaz bence. Hocam şöyle ip mip yapıyorlar ya. Evet. O nasıl bir şey ya? Semay oldu mu hocam? Takıyorsunuz ya şimdi şöyle. Ben hep yaptır diyorum şöyle, ama. Şöyle cici gözü. Yani şöyle baktığınız zaman eğer kaşınızın birazcık kalkmasını istiyorsanız aslında botoks ilk tercihimizdir. Ama kimlerde olmaz. Mesela üst göz kapağı çok düşmüştür. Veya üst göz kapağında sıkıntı yoktur ama bariz şekilde ve botoks çok kaldıramıyorsa o zaman diyoruz ki iple daha radikal bir şekilde yukarı kaldıran. Yani şuradan çekilir, şöyle, şuradan yukarı çekilir, o şekilde mesela yapılabilir. Mesela ben şundan korkuyorum hocam. Şöyle oluyor, şöyle göstereyim. Ama bu değil mesela benim istediğim. Benim istediğim aynen bu. Öyle, aynen bunu öyle. Nasıl bizim de tavsiye ettiğimiz o zaten. Çünkü şuradan olduğu zaman hakikaten çok komik bir görüntü oluyor. Evet. Yüz hastanın bir tanesinde bazen çıkıyor, ben böyle istiyorum diye. Ayıp söylemesi, rezil etmek gibi olmasın. Ablam botoks yaptırmış da geçen gün bir geldi böyle. Abla niye kızdın sen dedim. Kız böyle duruyor. Böyle duruyor. Botoks mu yaptırmışlar? Evet. Yani şöyle istiyorum ben. Yani şöyle, nasıl yapacağız? Aslında onun da tekniği var. Yani şöyle. Şuradan belli ölçüde yaptığınız botokslarda belli noktalar var. Orayı yaparsanız eğer şuradan şu kaşın... Doğru bitti, nokta yani. Evet, doğru nokta. Kaşın bittiği yerin ucundan... Ya Mehmet hocamız çok işin ehli gibi görünüyor. Ben yaptıracak olsam Mehmet hocama gideceğim. Beklerim. Sema. Hocam beni şöyle yapın biraz. İlk botoksunuzu yapalım o zaman. Şöyle evet şöyle. Benim bir işte çok güldüğüm için şuralarımda şuralarımda. Bir kısım bakalım bu arada, hazır bakmış. Bak burada işte evet, bak. Yukarı kaldıralım. Vay arkadaş ya. Şey gülelim. Bak bak. Yakalın ya. Vallahi helal olsun. Görüyorsun. Ünlü olmak yani, böyle bir şey. Hareketler de güzel yalnız. Tabii tabii. Kimse bende botoks var diyemez.
Bak yok çünkü. Çünkü yok. Şey yaptım da şöyle istiyorum o... hocam. Bir de hocam size zahmet. Şöyle de olur muyum? Bu evet çok güzel. Ay çok güzel bir konuya geldim. Burun estetiği olmadan, narkozu almadan, böyle burnun gözün morarmadan dolguyla burun kaldırmak. Şimdi ilk önce ya da buruna şöyle bak. Buruna bunları şey yapabilirsiniz. Danışmanlık ücreti fatura kesebilirsiniz. Bunlar programdan bağımsız böyle bir sorular yoktur. Ama bile... kadınlar ay, bir şey söyleyeceğim. Şeye döndü bu. Ben Mert, anlamadım yani. Mert. Kadınlar hep burnunu kalkık istemez mi? Evet. Ama ameliyattan bunun... korkan. Bizim programdan iyi çok fazla ama hocam yapıyor bunları yani. Değil mi hocam? Yani şimdi şöyle tabii öyle isteklerle de geliyor ama biz... Tabii ki cerrah arkadaşlarımıza yönleniyoruz. Hı hı. Ama cerrahlık cerrahi iş değil. İşlemse. Şimdi cerrahi... benim burnum cerrahlık mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben cerrah değil. Değilim ama. Ama doktor... adam öyle bir soruyorsun ki öyle baskı altında soruyorsun. Yani yok, nasıl yok. Yapmasın ama ya benim hocam. Bak benim yüzüme hocamız baktığım... Hocamız zaten naif bir hocamız belli. Bir şey diyemiyorum. Hocam benim suratıma baktığınız zaman ay bu kızın kesin burun ameliyatı olması gerekiyor der misiniz? Ya şimdi şöyle ben... Benim rahatsız eden burnum yok. Ben cerrah olmadığı için cerrah gözüyle değil de bir doktor gözüyle ve bir insan gözüyle evet, baktığım insan zaman gözüyle diyorum şöyle zaten. Yan dönerseniz tekrar bana doğru. Ben niye bunu ameliyat ettireyim, niye kırdırayım edeyim? Ben doktor gözüyle bence gerek yok. Evet, ama o yüzden yalnız, böyle gerek olmayan kadınlar bir tane iğneyle burnun bir tık kalksın istiyor. Ya şimdi şöyle gibi. Eğer burun birazcık aşağı doğru bir meyli varsa veya konuşurken bir hareket varsa aşağı doğru bir meyli varsa oraya botoks ve dolguyla hafif oluyor, bir kaldırma oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor. İşte ben bunu diyorum. Zaten hani bence gerek yok diyorum ya. Hocamız öyle kibar ki yani şey diyor ben... Yapacağız. Yani yaratılanı severim, yaradandan evet. Öyle bir felsefesi var hocam. Var. Siz burcunuz ne ya? Çok aslan. Hisleriniz ne diyeyim? Kuvvetli. Yani çok analiziniz İnsan iyi. analiziniz iyi yani gerçekten. Ya böyle bir durum var yani. Şimdi şöyle ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani kadınlar bu sektörün olmasa olmazları. Çünkü erkekler çok işlem yaptırmıyor. Ama kadınlara da baktığım zaman, yani bunu hani ekranda kamera var diye söylemiyorum ama gerçekten kadınlar hayatın rengi ve iyi ki varlar. Olmazsalar, düşünsenize hayatın da bir manası olmaz yani bir renk yok. Siyah beyaz televizyon gibi. Ve geldikleri zaman gerçekten diyorum ki, evet güzelsiniz zaten kadın olduğunuz için ama şunları yaparsanız daha mutlu olursunuz, daha iyi görünürsünüz, kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Çünkü mutlu olduğu zaman kendi etrafını da mutlu eder. Zaten mutluluğu biliyorsunuz kadınlarla başlar. Aileyi gördün mü hocam? Vallahi beni de gelesin geldi. Şiir gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım şu an. Hocam ben de gelmek istiyorum. Ama bana da böyle güzel siz, şeyler söyleyeceksiniz. Size de söyleyeceğiz tabii ki. Bana ne diyeceksiniz? Erkek hayatı neydi? Sizin de bir buluruz bir şeyler buluruz diye. Hayır siz de bir kadından geldiniz her sonuçta. Baktığınız zaman yine olay orada oynuyor. Sizin de botoksa ihtiyacınız var bu arada. Öyle mi? Tabii. Beraber gidiyoruz artık. Ama destek. Bak onun burnu kalkık. Sizde operasyon var mı burnunda? Yok. Allah vergisi hocam. Çok şükür. Yok abi. Benim de işim uzun yok. Değil yani bir tık. Böyle sizin de öyle fazla... Yani siz şanslısınız yine. Öyle aman aman çok şeye ihtiyacınız yok. Botoksu artık işlemden saymadığım için sıkıntı yok. Onlar da zaten lazım olan şey. Bir de benim burnum. Yaşınız da genç ama yine de kumaşı kurmaya... Yaşım genç mi hocam? Genç. Kaç benim yaşım? Senin haberin var mı hocam? Kaç? 37. Genç. Yani baya bir zamanlar 20'ydim ben mesela ben ona genç diyordum. Şey, yaşlılığa giriyor. Yanlış hatırlamıyorsan 80 veya 85 üstü ihtiyarlık olarak kabul ediliyor artık. Baya açık açık konuşuyoruz her şeyi ya. Yaşın başını bile söyledin yani. Ben olsam söylemezdim. Ben söylerim. Vallahi ben söylerim. Kesmek istersen. Hocam herhalde yakın hissettin kendini. Güvende evet. Samimi bir şey ver. Doktora yanlış bilgi verilmez. Doktora yanlış bilgi verilmez. Aynen, hocama ben ona de onları söylerim. Evet tabii. Aynen. Psikoloğa gidip aslında olanları söylemezsin. Bir türlü iyileşemezsin yani. Harcadığın zamanı her para yazdın. Evet gizlersin. Onun gibi doktora yanlış bilgi verilmez. 37'yim hocam. O yüzden tabii ki bende de bir takım deformasyonlar. Hocam cildimize evde neler yapabiliriz? Şöyle öncelikle biz aslında diyoruz ki bol su için su şart. Ne kadar su? Hatta sudan önce de şunu söylememiz lazım. Yani kilosu çarpı 40 mililitre yanlış hatırlamıyorsam böyle bir ölçüm vardı. Kilosu neyse onunla çarpıyorsunuz. O miktar neyse mesela 70 kiloysanız 40'a çarptığınızda 2.8 gibi. Genelde ortalama aslında diyoruz ki 2-2.5 litrenin altına inmemeye çalışın. Tamam.
Bu bir. Ondan da daha önemlisi ultraviyole ışını. Zaten yaşlanmanın primer sebeplerinden. Bu ışıkta bile ultraviyole ışını, yani güneşten korumak için güneş koruyucu fix kullanmak gerekiyor. Dışarıdaysanız 3 saat... Kullanıyor musunuz? Kullanıyorum ama 3 saatte bir kullanmıyorum açıkçası. Biraz unutuyoruz onu. Hocam siz de çok beyaz sensiniz. Hmm. Evet, benim de kullanmam güneş, gerekiyor. Evet, yani biz evet. Dışarıdaysanız 3 saatte bir, içerideyseniz... Kapalı ortamdaysan 5 saatte bir güneş koruyucunu tazelemek gerekiyor. Güneş olmasına gerek yok yani. Yok tabii ki. Tabii. Dermatologlar abi çok ciddi bir şekilde kafaya takmış durumda. Her koşulda güneş koruyucu. Her koşulda. Aynen yani. Öyle. Dominik'te o kadar saat güneşin altında olduğumuz için güneş koruyucu kullanıyor musunuz orada? İşte kullanamıyorsun, öyle bir durum aslında var. Nasıl kullanamıyorsun? Acayip derecede lekeli. Tabii orada her şey yasak. Güneş koruyucu, kremler, ama muhtemel şeyler olsa sıkıntı olmadı. Survivor şeyinin bozmaz yani, bence. Sonuçta açlığınızı gidemiyor. Direkt leke oluyor surat. Geldiğin zaman onu toparlamaya çalışıyorsun. Hmm. Zaten yaralar falan, onların da rengi değişiyor. Güneş benim hatta bayağı zarar vardı. Veriyor yani. Hakikaten zarar veriyor. Bayağı zarar veriyor. Biz aslında diyoruz ki bunlara dikkat edin. Ürün anlamında da şunu tavsiye ediyoruz. Yok, kullanıyorlardır ya. Bize söylemiyor şimdi programda. Ya kullanıyorsa da ekrana söyleyebilir miyim diye sanmıyorum. Benim nasıl kötü yandığımı hepsi biliyorlar. Geldiğimden beri beyazlaşacağım diye. Yani kadınlar biraz gitmez o programa, engellenemezler yani. Bence de yani. Survivor'a gitmez. Bir şekilde bir yerden kovaya dolduruyorlarmış, gidip vereceğiz. Ama gerçekten mesela aloe vera sürekli alıyorduk. Onları koparıp sürüyorduk falan. Yani arada bir sürekli doğayı kullanıyorduk. Doğayı kullanıyorsun. Ben mesela her gün denizle kumla peeling yapardım. O da çok iyi geliyor. Bak gördün mü? Hani kendimde böyle şeylerim var. Nerede olursa kokonat, olsun. Kokonat bol bol. Yani doğada bir sürü şey var, evet, ama onlar... dediğiniz gibi söylediğiniz şeyi ben bilmiyordum mesela. Ben güneş koruyucuyu sadece yazın dışarıda kullanamıyorum. Bilmiyor muydun? Vallahi bilmiyorum. Yaz kış, yaz kış geliyor. Ya dermatologlar öyle kafaya takmış tabii. Bildiği gibi değil yani. Çok önemli. Yani anne tarafım komple cilt kanseri. O yüzden annem hep bize söyler, güneş koruyucusu çıkmayın kızım diye diye. İki kızı birden Survivor'da güneşin altında yaşadı. O yüzden bak ben bunu bilmiyordum, kullanıyorum. Çok önemli. Hatta yıllar önce ben Rusya'ya gitmiştim. Çok soğuk bir dönemdeydi ama bilirsiniz uzak doğular çok dikkat ederler kendilerine. Baktım hafif bir güneş var ama hissediyorsunuz da hissetmiyorsunuz arasında bir şey. Şemsiyeyle geziyor. İşte. Yani evet. Ciltlerinin yaşlanmamasının en büyük sebeplerinden biri bu. Kesinlikle koruma zaten. Güneş çok yaşlandırıyor. Ben buna eminim. Şey de öyle. Bizim çocuklara bakan Filipinli bir dadımız var. O da mesela dışarı çıkarken şemsiyesi çıkmaz. Şimdi bizim kız da alışmış, şemsiyesi çıkmıyor. Aa bak. Yani o bakıcılık yani. Dışında ekstra bir şey kazandırdı ona. Hayatı boyunca bu avantajı yaşar kızım. Benim zaten güneşe maruz çıkmıyor. Kalmayan ülkelerdeki kadınların güzelliği de benim çok dikkatimi çekiyor. Evet. Belarus'taki, Rusya'da evet, kadınlar güneş da mı? Güneş hakikaten şey yapıyor ya, cildi yıpratıyor. Tabii çok yıpratıyor. Yani bunlar çok önemli. Bir de diyoruz ki aslanız ama bir temizleme jeliniz solüsyonu olsun. Gece yatarken yok, sabah da gece de var. Şöyle, sadece temizlemek için değil aslında. Hem temizlemek için hem de gözenekleri güzelce rahatlatıp açtığı zaman kullandığınız ürünün oraya nüfuz etmesini de daha iyi geçiyor. Ben soda moda kullanıyorum hocam. Soda olur mu? Yani biz şöyle ürün olarak genelde diyoruz ki yani ispatlanmış, iyi, cildin pH'ına uygun olacak şekilde ürünler var. Onları kullan diyoruz. O şekilde daha, çünkü o soda arasında da çok farklılık var. Yani bazısına baktığınız zaman oranlar çok farklı. O yüzden onda bir standart, pazarı, Kızılay yani genelde standart olmadığı son bir soru standart olmadığı için diyoruz ki onaylanmış medikal ürünleri kullan diyoruz. Son bir soru soracağım. Adam kim? Sıcak su asla diyorlar. Yüz için. Yani şimdi şöyle, sıcak su asla derken mesela duş alırken mecbur sıcak olacak ama o sıcaklık... Ben kaynar suyla mesela ama ya soğuk suyla diyorlar. O iyi değil, o cilde de iyi gelmez, saça da iyi gelmez. Yani saç için özellikle diyoruz ki hastamıza kesinlikle öyle kaynar suya yakın olacak düzeyde sakın kullanmayın. Benim çok yakın bir arkadaşım var şuralarda, içeride. Botoks yaptırdıktan birkaç saat sonra saunaya girmiş. Ya, öyle insanlara ne diyorsunuz? Yani bravo diyorum. Çok tehlikeli değil mi? Biz yani uyarıyoruz özellikle yapmayın, gitmeyin diye. Hatta spor da yapmayın. 2-3-4 saat yüzüstü sırt üstü yatmayın. Masaj yapar gibi dokunup oraya şey pres yapmayın. Spor da yapmayın diyoruz. Üstüne gidip saunaya gitmesi o da... herhalde bir şey denemek hocam. İçin akıl. Doktorlar söylüyor ama acaba doğru mu? Bir bakayım. Bravo. O zaman hocam biz size geldiğimizde de net bunları öğreneceğiz. Mutlaka geleceğim şu botoksuma. Bir de inşallah bunun için geleceğim. Her zaman bekliyorum. Beraber geziyorum. Yalnız gelse kabul etmeyeyim. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için, anlattıklarınız için. Artık tekrar görüşeceğiz bol bol. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten nur yüzlüsünüz. Yani bu da bir avantaj. Sağ olun. Yani şanslı olmuşsunuz. 1-0, 2-0 önde de olmuşsunuz.
Siz de öylesin. Teşekkürler. Evet. Beklerim her zaman. Çok teşekkür ederiz. Evet, bitirmek ister misin Sema'cığım? Efendim, yine çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Hocamız size güzelliğinizle ilgili, yüzünüzle ilgili ya da işte olması gereken, olmaması gerekenlerle ilgili yorumlarını yaptı. Artık hocamı da zaten takip edersiniz. Bizi de takip etmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı sakın unutmayın. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazarsanız bir sonraki konuklarımız da onlara göre şekillenecek.